Evet, sevgili canavarlar, logaritma fonksiyonunun birinci videosuyla karşınızdayız. İlk olarak üstel fonksiyondan bahsedeceğiz. Üstel fonksiyon nedir hocam? Gençler, bir fonksiyonun üstel fonksiyon olabilmesi için önce bir şartlarımıza bakalım nelermiş. Fx eşittir a üzeri x fonksiyonu için konuşuyoruz. Taban olan a sıfırdan büyük ve birden farklı olacak. Bu arada fonksiyonumuzun tanımlı olduğu küme, tanım kümesi ve değer kümesine de dikkat edeceğiz. Neymiş? Tanım kümemiz reel sayılar, değer kümemiz pozitif reel sayılar olmak üzere. Taban sıfırdan büyük ve birden farklı iken fx eşittir a üzeri x ifadesine üstel fonksiyon diyeceğiz. Bu iki şartı birlikte sağlıyor ise üstel fonksiyon. Bunlardan herhangi birini sağlamıyorsa üstel fonksiyon değildir diyeceğiz. İlk örneğimizde inceleyelim arkadaşlar. İlk yapmamız gereken buradan A'dan I'ya kadar şıkların olduğu sorular var. İlk birinci bölümü inceleyelim. Bunlar şarta uyuyor mu? Bakıyorum A şıkkı R'den pozitif R'ye, R'den pozitif R'ye. Ama D şıkkındaki arkadaş şu kısmıyla E şıkkındaki arkadaş şartı sağlamıyor. Çünkü bizim tanım kümemizin reel sayılar, değer kümemizin de pozitif reel sayılar olması gerekiyordu. O zaman D ve E şıklar gitti mi? Evet. Bunlar üstel fonksiyon değildir. Diğer şıklarımıza bakalım. A şıkkından başladık arkadaşım. Fx eşittir 3 üzeri x ifadesinde. Taban olan 3 sıfırdan büyük, birden farklı mı? Evet hocam. Tanım kümesi, değer kümesi uygun mu? Uygun hocam. O zaman bu bir üstel fonksiyon. Aynı şekilde B şıkkında tanım ve değer kümesi uygun. Geldik fonksiyona baktık. Tabanımız 1 bölü 8. 1 bölü 8 sıfırdan büyük bir sayı. Aynı zamanda birden farklı. O zaman bu da üstel fonksiyon olma şartını sağlıyor. C şıkkına baktığımızda eksi 2 sıfırdan küçük olduğu için bu birinci şartı sağlamıyor. O yüzden üstel fonksiyon olmayacak. Direkt F şıkkına geçiyoruz arkadaşlar. Kök 5 ifadesi pozitif bir reel sayı mıdır? Birden farklı mıdır? Evet hocam. O zaman bu da bir üstel fonksiyondur. Ne demiştik arkadaşlar? Sıfırdan büyük olacaksın ve birden farklı olacaksın. Buraya bakıyoruz. Taban 1. O zaman bu bir üstel fonksiyon değildir. Neden hocam? Siz bire hangi kuvveti verirseniz verin. Birin tüm kuvvetlerin sonucu yine 1 olacak. O yüzden üstel olma şansı yok. H şıkkına baktığımızda arkadaşlar 3 üzeri x'te bir sıkıntı yok ama x kare bir polinomdur. Polinom fonksiyonuyla üstel fonksiyonu toplam biçiminde verilmiş. O zaman bu üstel fonksiyon değil. Yani değişken reel sayının üzerinde olmalıydı. Burada değişken tabandı. Bu bir polinom arkadaşlar. Aynı şekilde burada da x kare artı 1 var. Yani pay kısmında üstel fonksiyon var ama payda kısmında da polinom fonksiyonu var. O zaman bu üstel fonksiyon değildir. İkinci soruyla devam edelim gençler. F reel sayılardan tanım kümemiz reel sayılar, değer kümemiz 2 ile sonsuz aralığı. Fx fonksiyonunu vermiş. Üstel fonksiyonuna göre f1 artı f-1 nedir diye sormuş bize. Yapmamız gereken fonksiyonda x gördüğümüz yere 1 yazmak. Önce bir f1'i bulalım arkadaşım. X gördüğüm her yere 1 yazdığımda 3'ün karesi artı 2. 9 artı 2'den 11 diyeceğiz. Aynı şekilde f eksi 1'i bulurken x gördüğüm her yere eksi 1 yazdım. 3 üzeri eksi 1 artı 1 0 artı 2'den 1 sayın 0. kuvveti 1'de artı 2'den 3. Bu iki ifadenin toplamını sormuş bize. 14 diyeceğiz. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. F r'den pozitif reel sayılara tanımlı bir fonksiyon. Fx böyle verilmiş. Fonksiyonun üstel bir fonksiyon olması için. Üstel bir fonksiyon olmasını istiyor. P'nin alabileceği değerlerin en geniş tanım kümesini sormuş. Peki arkadaşlar, bunun üstel fonksiyon olabilmesi için taban olan 2p-3'ün sıfırdan büyük ve taban olan 2p-3'ün kimden farklı olması gerekiyordu? Birden farklı olması gerekiyordu hocam. Peki şartları sağlayalım. 2p-3'ten büyük, p3/2'den büyük olacak. 2p eksi 3 eşitsizliğin diğer tarafına attığımda 4'ten farklı. P kaçtan farklı olacak? 2'den farklı olacak. Kümeyi yazalım. 3 bölü 2'den büyük reel sayılar nereye gidiyor? Sonsuza gidiyor. Ama işin içerisinde kim olmayacak?
sayı olan, eleman olan 2 olmayacak. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü soruyla. Aşağıda verilen fonksiyonların grafiklerini çiziniz ve birebir örten olma durumlarını inceleyiniz demiş. Şimdi polinom fonksiyonlarının grafiği çizilirken de hani ikinci dereceden bir denklem, birinci dereceden bir denklem ne yapıyorduk arkadaşlar? X'e değer veriyorduk, Y'yi buluyorduk, Y'ye değer veriyorduk, X'i buluyorduk. Koordinat düzleminde gösteriyorduk. Burada da aynı yolu izleyeceğiz. Ne yapalım hocam? Şunu yapalım dostum. Önce birkaç değer verelim. F0, X gördüğümüz yere 0 verdik. 2 üzeri 0, 1. Hocam Y eksenini 1'de kesecek. Tamam. 1 verelim F1, 2 üzeri 1'den 2. Bir de F-1 verelim. 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2 olacak. Koordinat düzleminde gösterelim bunu. Birden geçecek. Burası 1. Peki. X eksi 1 iken y'si neydi? 1 bölü 2 idi. Şuradan geçecek. Sonra x 1 iken y'si 2'ymiş. Buradan geçecek. Birleştirdiğimde böyle bir davranış sergileyecek. Hocam, yukarı yönlü nasıl bir fonksiyon bu? Soldan sağa giderken, absis artarken, ordinat da artıyorsa artan bir fonksiyon. Peki. Bir sonraki şıkkın grafiğini çizelim arkadaşım. Yine F0 dedik. 5 üzeri 0 artı 1. 1 artı 1'den 2. F1 dedik. 5 üzeri 1 artı 1'den 6. F-1 dedik. Pardon, F-1 dedik. 5 üzeri eksi 1 artı 1. Yani 1 bölü 5 artı 1'den 6 bölü 5 diyeceğiz. Bunun grafiğini çizmeye çalışalım arkadaşım. X ekseni, Y ekseni, orijin olmak üzere. X gördüğüm yere 0 verdiğimde Y'si 2 oldu. Yani 0'a 2 noktasından geçecek. Şurası 0'a 2 noktası olsun. 2. Peki. X gördüğüm yere 1 verdiğimde Y'si 6 oldu. X'i 1 iken Y'si 2, 3, 4, 5, 6 buralarda bir yerde olsun. Şöyle bir şey olsun. Hocam X'e eksi 1 verdiğimde Y'si 6 bölü 5 oldu. 6 bölü 5 de birden büyük bir değer. Şuralarda bir yerde olsun. O zaman davranış şekli aşağı yukarı şöyle bir şey oldu. Tamam mıdır? Bir sonraki şıkla devam edelim. Hocam yalnız burada taban yine birden büyük olduğu için, bileşik kesir olduğu için yine artan bir davranış sergiledi. Haklısın. C şıkkına baktık arkadaşlar. X gördüğüm yere yine 0 verdim. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. X gördüğüm yere 1 verdim. Bir sayının birinci kuvveti kendisine eşitti. Ve X gördüğüm yere eksi 1 vereyim. Küçük değerler vermek koordinat düzlemini daha küçük çizmemizi sağlar. Daha büyük grafiklerle uğraşmamış oluyoruz. O yüzden bu değerler veriyoruz. 1 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti ne yapar? 3 yapar. Yani 0'a 1'den geçecek. 1'e 1 bölü 3'ten geçecek. Eksi 1'e 3'ten geçecek. Bu 3 noktayı birleştireceğiz. Bu arada tabanım, bakın şuradaki nota da bir dönelim. A 1'den büyükken, yani tabanın bileşik kesirken fonksiyon artan bir fonksiyon, soldan sağa yukarı yönlü. Tabanın basit kesirse, yani 0 ile 1 arasındaysa azalan fonksiyon, yani aşağı yönlü bir davranış sergiliyor soldan sağa. Bu nedenle 3 noktayı birleştirirken neyi unutmayacağım? Taban basit kesir olduğu için bu azalan bir davranış sergileyecek. Koordinat düzlemini çizelim. Y ekseni yine 1'de kesiyor. X 1 iken Y'si 1 bölü 3'müş şuralarda bir yerde. X eksi 1 iken Y'si 3'müş buralarda bir yerde. Azalan bir davranış sergiliyor. Grafiği bu şekilde olacak. Peki hocam, 3 tane grafik çizdiniz. Bu ilk iki sorunun, daha doğrusu ilk iki şıkkın grafikleri artan davranış sergiledi.
Bu azalan davranış sergiledi. Ama her ikisinde de grafik x eksenine yaklaşıyor. Peki ne kadar yaklaşacak? Sonsuzda teğet olduğunu düşünüyoruz. Öyle kabul ediyoruz. Ama hiçbir zaman sıfıra değmeyecek. Neticede sonsuza gidemeyeceğimize göre, sonsuza yaklaşacağımıza göre bu da sıfıra yaklaşacak. Ama her zaman görüntü kümesi ne olacak burada? Görüldüğü gibi pozitif reel sayılar olacak. Peki 5. soruyla devam edelim arkadaşlar. Fx fonksiyonunu vermiş, üstel fonksiyonu artan ise. Hocam demin dediniz ki taban bileşik kesirken yani birden büyükken fonksiyon artan fonksiyondur. O zaman buradaki üstel ifadenin tabanı olan a kare bölü 4 eksi 4 ifadesi birden büyük olmalı diyeceğim. Doğrusun. Peki a kare bölü 4'ü yalnız bıraktığımda, eksi 4'e eşitsizliğin diğer tarafına attığımda, sonra eşitsizliğin tamamı 4 ile genişlettiğimde a kare kaçtan büyük olmuş olacak? 20'den. A'nın en küçük doğal sayı değeri nedir diye soruyor. A'nın en küçük doğal sayı değeri. 20'den büyük olabilmesi için a gördüğüm yere en az kaç yazmam lazım dostum? 5 yazmam gerekiyor. Peki devam ediyoruz. 6. soruda demiş ki bir bakteri kolonisinde bulunan bakterilerin sayısı her bir saatin sonunda 4 katına çıkmaktaymış. Temel. Buna göre 8 bakteri bulunan bir kolonide ilk saat sonra oluşacak bakteri sayısının üstel fonksiyonuyla modellenmiş şeklini bulunuz demiş. Peki. Şimdi başlangıçta kaç tane x tane değil tabi. 8 tane bakteri var. Birinci saatin sonu, ikinci saatin sonu, sonra x'inci saatin sonundan bahsedeceğiz. Birinci, başlangıçta 8 tane bakterim var. Her saatin sonunda 4 katına çıkıyorsa, o zaman şöyle düşüneceğiz. Birinci saatin sonunda 8'i 2'nin küpü diye düşünecek olursam, birinci saatin sonunda 4 katına çıkacak. Yani 4 üzeri 1 katına. İkinci saatin sonunda 2 üzeri 3, 4 üzeri 2 katına. Üçüncü saatin sonunda 4 üzeri 3 katına çıkıyorsa, x'inci saatin sonunda 4 üzeri x katına çıkacak. Tamam. O zaman üstel fonksiyonu nasıl ifade edeceğiz? Fx eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 4 üzeri x ifadesini biraz düzenlersek, 4 dediğim bir 2'nin karesi ise onun x'inci kuvveti, üstün üstüne ne yapılırdı arkadaşlar? Çarpılırdı. Üstü ifadelerde çarpma yaparken tabanlar eşitse üstler ne yapılırdı? Toplanırdı. O zaman üstü üstel biçimde ifadeleş şekli bu olacak. Peki sevgili canavarlar, logaritma fonksiyonunun özelliklerinden bahsedeceğiz. Ne diyor? Logaritma fonksiyonu. Şu ana kadar üstel fonksiyondan bahsettik. Bu arada birazdan göreceğiz ama üstel fonksiyonun tersi logaritma, logaritmanın tersi üstel arkadaşım. Bunu unutmayacaksın. Neticede ben üstelin tersini alırken logaritmaya dönüşecek, logaritmanın tersini alırken üstele dönüşecek. Şimdi logaritmanın özelliklerinden bahsedelim. Sanki benziyor gibi üstelin tabanı sıfırdan büyük olacaktı. Burada da logaritmanın tabanı sıfırdan büyük olacakmış. Evet. Gerçi üstelle ilişkilendiriyor. Önce a sıfırdan büyük ve birden farklı olmak üzere bu fonksiyona üstel fonksiyon diyorduk. Tamam hatırladık hocam. Bunun tersi olan fonksiyona logaritma fonksiyonu deniyormuş. Tamam. O zaman f'in tersinde x neye eşitmiş? Logaritma a tabanında x biçiminde gösteriliyormuş. Yani fx gördüğüm yere y yazacak olursam y eşittir a üzeri x ifadesinde x'i yalnız bırakırken. Niye hocam x'i yalnız bırakıyoruz? Gençler hatırlayın bir fonksiyonun tersini bulabilmek için en temel mantık neydi? X'i yalnız bırakmaktı. X'i yalnız bırakıyorduk. En son durumda x gördüğüm yere ters fonksiyon, y gördüğüm yere x yazıyordum. Burada da x'i yalnız bırakacağız. Nasıl yalnız bırakıyoruz hocam? Oynak olan bir arkadaş var. Kim o oynak hocam? Üstel fonksiyonun tabanıyla logaritma fonksiyonun tabanı. Bu oynak arkadaş. Yani birini diğerine dönüştürürken üstelin tabanı logaritmanın tabanına dönüşür, logaritmanın tabanı üstelin tabanına dönüşür. Kaydırma yapacağız sağa sola. Neticede x'i yalnız bıraktık. Taban olan, üstel fonksiyonun tabanı olan a'yı eşitliğin sol tarafına kaydırdığımda
Artık neyin tabanı olduğu? Logaritmanın tabanı olduğu. Benzer şekilde burada y eşittir logaritma a tabanda x ifadesini ben tersini bulacak olursam yine x'i yalnız bırakacağım. X'i başa çektim. Logaritmanın tabanı olan a kaydı. Neyin tabanına dönüştü? Üster fonksiyonun tabanına dönüştü. En son x gördüğüm yere ters fonksiyon, y gördüğüm yere x yazıyorum. O zaman ne diyormuşuz? Üster fonksiyon tersi logaritma fonksiyonu, logaritma fonksiyonu tersi üster fonksiyon. Oynak olan arkadaş kimmiş? Tabanmış. Logaritmanın tabanı iken üstelin tabanına ya da üstelin tabanı iken logaritmanın tabanına dönüşüyormuş. Sorumuza bakalım. 3 üzeri x eşittir 4. Yani tam sayı kuvveti biçiminde olsa üslü ifadelerden faydalanarak çözüme gidebiliyorduk. Ama 3'ün hangi kuvveti 4? Reel sayı kuvveti 4. Bunu kimin yardımıyla buluyoruz? Logaritma yardımıyla buluyoruz. Kuvvet olan x'i başa çektim. Üstel fonksiyonun tabanı olan 3'ü eşitliğin sağ tarafına kaydırdım. Artık o üstelin tabanı değil. Neyin tabanı oldu? Logaritmanın tabanı oldu. Logaritması alınan ifade kim olarak kaldı? 4 olarak. Devam ediyorum. Üstel fonksiyonun kuvveti olan x'i başa çektim. Üstelin tabanı olan 2'yi kaydırdım. Eşitliğin sağ tarafında artık neyin tabanı oldu? Logaritmanın. Logaritma 2 tabanında 7. Aynı şekilde kuvvet olan x eksi 1'i başa çektim. Üstelin tabanı olan 5'i kaydırdım. Neyin tabanı oldu artık? Logaritma. Logaritma 5 tabanında 2 oldu. Ama henüz x yalnız kalmadı. X'in yanındaki eksi 1'i de eşitliğin diğer tarafına attığımda logaritma 5 tabanında 2 artı 1. Aynı şekilde arkadaşlar Hasan Hoca yan odada bağırmaya başlayınca videoyu durdurmak zorunda kaldım. 3x eksi 1'i başa çektim. Üstenin tabanı olan 2'yi eşitliğin sağ tarafına kaydırdım. Logaritmanın tabanı oldu. Sonra eksi 1'den kurtulmam gerekiyor. 3x eşittir. Logaritma 2 tabanda 5 artı 1. Sonra eşitliğin her iki tarafını 3'e böldüğümde Hasan Hoca da geldi. Anlatan mı sen gelen kardeş? Yani ses var diye susamam mı yani? Sen ders anlatıyorsun diye. Abi herkes senin kadar bilmiyor. Gençler Hasan Hoca sataşma ihtiyacı hissetti. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Gençler anlatamıyorsa bana özelden atın. Eyvallah hocam. Üstelin kuvveti olan x artı 1'i başa çektim. Üstelin tabanı olan 1 bölü 3'ü eşitliğin diğer tarafına kaydırdım. Artık neyin tabanı oldu? Logaritmanın tabanı. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 6 oldu. Yine x'i yalnız bırakmak için artı 1'den kurtulmam gerekiyor. Eşitliğin diğer tarafına atacağım. X eşittir logaritma 1 bölü 3 tabanında 6 eksi 1 oldu. Şu bu 7. soruda gençler üstel fonksiyonu logaritma fonksiyonuna dönüştürdük. 8. soruda tam tersini yapacağız. Logaritma fonksiyonunu üstel fonksiyona dönüştüreceğiz. Peki başlayalım o zaman. Hocam böyle yakışıklı görünmüyor şöyle daha yakışıklı. 2 tabanda 8 eşittir x biçimde yazalım. Neticede oynak olan kimdi? Tabanda hocam. Peki kimi başa çekeceğim bu defa? Logaritması alınan ifade olan 8'i. 8'i başa çektim. Logaritmanın tabanı olan 2 kaydı artık neyin tabanı olacak? Üstel fonksiyonun tabanı olacak. Üstüne kim gelecek? X gelecek. Peki 2 üzeri x o zaman 8'de 2'nin küpü ise 2 üzeri 3 eşit olacak. Üstü ifadelerin eşitliğinde tabanlar eşit ise üstler de eşit olmak zorundaydı. Doğru muyum? Evet hocam. Peki aynı şekilde logaritmanın tabanı olan 3'ü kaydıracağım. Sol tarafta neyin tabanı olacak? Üstel fonksiyonu. Kimi yalnız bırakmış olacağım? X'i. X'i başa çekmiş oldum. Aynı şekilde burada logaritması alınan ifade olan 8'i başa çektim. Taban olan x'i kaydırdım. Neyin tabanı oldu? Üstel fonksiyonun tabanı oldu. Üssü ne olacak? 3. X küp 8 neydi? 2'nin küpüydü. Üstler eşit ve tek sayı iken tabanlar birbirine eşit olmak zorundaydı. Peki. Yine logaritması alınan ifadeyi x'i başa çektiğimde kimi kaydıracağım dostum? Logaritmanın tabanı olan 16'yı kaydırdım. Üstelin tabanı oldu. Kuvveti ne oldu? 1 bölü 4 hocam. Peki. O zaman x eşittir 16
2'nin 4. kuvvetiydi. 1 bölü 4. kuvveti. Üstün üstü çarpılırdı hocam. 4 ile 1 bölü 4'ü çarptığında 1 oldu. Yani x neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. E şıkkıyla devam ediyorum arkadaşım. Yine logaritması alınan ifadeyi, yani 2x artı 1'i yalnız bıraktım. Logaritmanın tabanı olan 3'ü kaydırdım. Üstel ifadenin tabanı oldu. 3 üzeri 3, 27. 2x artı 1'deki 1'i eşitliğin diğer tarafına attım. 27'den 1 çıktı, 26 kaldı. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye böldüm. X ne oldu? 13. Aynı şekilde 1'i başa çektim. Aslında bu bir kural ama şu an onu bilmiyoruz. 1'i başa çektim. Logaritmanın tabanı olan 13'ü kaydırdım. Üstelin tabanı oldu. 13 üzeri x. 13'ün hangi kuvveti 1'e eşitti dostum? Tabii ki 13 üzeri 0. O zaman kuvvet olan x ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda hocam. Peki. Logaritması alınan ifade olan 9'u eşitliğin başına çektim. Logaritmanın tabanı olan x'i eşitliğin sağ tarafına kaydırdım. Üstelin tabanı oldu. Papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyorum. Kuvveti de 2 oldu. Peki hocam, x kare 9 ise x nedir? Artı eksi 3'tür hocam. Hocam hangisini alacağız? Logaritmanın tanımı sana ne diyordu dostum? Taban olan x 0'dan büyük ve 1'den farklı olması gerekmiyor muydu? Evet hocam. O zaman burada kimi almam gerekecek? 3 almam gerekecek. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Bu soruda ne demiş bize? Aşağıdaki üstel fonksiyonlar tersi olan fonksiyonları bulunuz. He, hocam. Üstelin tersi logaritmaydı. Logaritmanın tersi üsteldi. O zaman bu üstel fonksiyonun tersini bulacaksam kime gitmeliyim? Logaritmaya gitmeliyim. O zaman 2 üzeri x eşittir. Fx gördüğüm yere de y yazacak olursam. Bir fonksiyonun tersi bulunurken ne yapılıyordu arkadaşlar? X yalnız bırakılıyordu. Peki hocam, üstelin kuvveti olan x başa çekilir. Üstelin tabanı olan 2 eşitliğin sağ tarafına kaydırırım. Neyin tabanı olur artık? Logaritmanın tabanı olur. X eşittir logaritma 2 tabanına y. En son durumda x gördüğüm yere ters fonksiyon, y gördüğüm yere de x yazıyorum. Bu sayede üstte 2 üzeri x fonksiyonu tersi olan logaritma 2 tabanda x fonksiyonunu elde etmiş oldum. Aynı şekilde 3 üzeri x artı 1 ifadesi fx gördüğüm yere y yazacak olursam x artı 1'i başa çektim. Amaç x'i yalnız bırakmak. Üstelin tabanı olan 3'ü eşitliğin sağ tarafına kaydırdım. Logaritmanın tabanı oldu. Devam ediyorum şuradan. X'i yalnız bırakmak için artı 1 eşitliğin diğer tarafına attım. Logaritma 3 tabanında y, eksi 1 oldu. Son durumda x gördüğüm yere ters fonksiyon, y gördüğüm yere de x yazıyorum arkadaşım. Bu sayede ters fonksiyonu elde etmiş olduk. Bir sonraki şıkka baktık. Aynı şekilde 1 bölü 5 üzeri x eksi 2. Ne eşit dedik? Fx gördüğümüz yere y yazdık. Kuvvet olan x eksiği eşitliğin başına çektim. Taban olan 1 bölü 5'i, üstelin tabanı olan 1 bölü 5'i eşitliğin sağ tarafına kaydırdım. Neyin tabanı oldu artık? Logaritmanın tabanı oldu. Logaritması alınan ifade nedir? Y'dir. Şuradan devam edelim. Eksi 2 eşitliğin diğer tarafına attığımda logaritma 1 bölü 5 tabanında y artı 2 oldu. Son durumda x gördüğüm yere ters fonksiyon, y gördüğüm yere de x yazacağım. Peki. D şıkkıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde 3 üzeri x eksi 1 artı 1 eşittir y dedik. Önce artı 1'den kurtulduk. 3 üzeri x eksi 1 eşittir y eksi 1 oldu. Sonra kuvvet olan x eksi 1'i başa çektik. Üstelin tabanı olan 3'ü eşitliğin sağ tarafına kaydırdım. Logaritmanın tabanı oldu. Şuradan devam edelim. Eksi 1'den kurtulmak için eşitliğin diğer tarafına attım. Logaritma 3 tabanında y eksi 1 artı 1 oldu. Sonra x gördüğüm yere ters fonksiyon yazdım. Logaritma 3 tabanında y gördüğüm yere de x yazıyorum. Bu sayede ters fonksiyonu elde etmiş oldum. Sevgili canavarlar, bu defa 10. soruda logaritma fonksiyonları verilmiş.
Bunun tersi soruluyor. Logaritman terste ne olmalıydı? Üstel fonksiyon olmalıydı. Ne yapacaktık? Oynak olan arkadaş tabanları kaydırdığımda logaritmanın tabanı üstelin tabanına dönüşüyor, üstelin tabanı logaritman tabanına dönüşüyor. Bu defa bana verilen fonksiyon logaritma olduğu için logaritmanın tabanını kaydıracağım, eşitliğin diğer tarafında üstel fonksiyonun tabanına dönüşmüş olacak. Peki şöyle yazayım. Logaritma 2 tabanda x eksi 3, fx gördüğüm yere de y yazayım. Logaritması alınan ifade olan x eksi 3'ü eşitliğin başına çektiğimde taban olan 2'yi eşitliğin diğer tarafına kaydırdığımda logaritmanın tabanı neyin tabanına dönüştü? Üstelin tabanına. Hala x yalnız değil. Eksi 3'ü diğer tarafa attım. 2 üzeri y artı 3 oldu. Son durumda x gördüğüm yere f eksi 1x, y gördüğüm yere de x yazıyorum. Ters fonksiyonu elde etmiş oldum. Aynı şekilde logaritmam 3 tabanında x artı 1 eşittir y dedim. Önce artı 1'i eşitliğin diğer tarafına attım. Eksi 1 olarak geçti. Sonra logaritması alınan ifade olan x'i başa çektim. Logaritmanın tabanı olan 3 üstelin tabanına dönüştü. Son durumda x gördüğüm yere f eksi 1 x, değil mi? Y gördüğüm yere ne yazdım? X yazdım. Evet arkadaşlar, konunun başında üstel fonksiyonun tanım kümesinden bahsetmiştik. Orada ne demiştik? Üstel fonksiyonun tabanı olan a sıfırdan büyük ve kimden farklı olacaktı? Birden farklı olacaktı. Fonksiyonumuz da reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı olacaktı. Şimdi logaritma fonksiyonu tanım kümesinden bahsedeceğiz. Şimdi logaritma fonksiyonunda da arkadaşım a'ya taban diyoruz. Şu x'in olduğu yerde bulunan ifadeye de logaritması alınan ifade diyoruz. Peki şart neymiş? Hocam iki tane şart var. Bunlardan birincisi tabanla ilgili. Taban sıfırdan büyük bir reel sayı olacak. Aynı zamanda birden farklı bir reel sayı olacak. Yani taban sıfırdan büyük ve birden farklı olacak. Tamam. Logaritması alınan ifade sıfırdan büyük olacak. O zaman bana logaritma fonksiyonunun tanım kümesiyle ilgili bir soru sorulduğunda bu iki şartı arayacağım. Taban sıfırdan büyük birden farklı olacak. Logaritması alınan ifade sıfırdan büyük olacak. Bakalım. Tabana baktık. 3. Sıfırdan büyük mü? Evet hocam. Birden farklı mı? Evet hocam. Taban şartları sağladı. Bir de kimi inceleyeceğim? Logaritmasal ifade. Bunun da neyden büyük olması gerekiyor? Birden. Bu durumda x ne olmalı? Birden büyük. Peki. Tanım kümesine ne diyeceğiz o zaman? 1 ile sonsuz arasındaki tüm reel sayılar. Peki. Buna bakalım. Taban yine 5. Sıfırdan büyük birden farklı. Birinci şart sağlıyor. Logaritması alınan ifade kim? 9 eksi x kare. Kimden büyük olması gerekiyor? Sıfırdan büyük. X kareyi eşitsizliğin diğer tarafına attığımda x kare kaçtan küçük oldu? 9'dan küçük oldu. Bunu pratik olarak nasıl yazıyorduk? X o zaman eksi 3 ile 3 aralığında mıdır? Evet hocam. Bunu aralık anlamında nasıl ifade ediyorduk? Eksi 3, 3 açık aralığı. O zaman tanım kümesine ne diyeceğiz? Eksi 3, 3 açık aralığı. C şıkkına baktık arkadaşlar. Taban artık bir reel sayı değil. Yine değişken biçiminde verilmiş. Şartımız neydi? Birinci şart. X sıfırdan büyük ve X kaçtan farklı olacak? Birden. Burada yazan ifade X olduğu için. Bu birinci şart. İkinci şart neydi? Logaritmasalından ifade olan 4 eksi X sıfırdan büyük olacak. Eksi X'e eşitsizliğin diğer tarafına attığımda X 4'ten küçük oldu. Peki X sıfırdan büyük olacak, 4'ten küçük olacak. X hangi aralığa girdi? 0 ile 4 aralığına girdi. Ama kime eşit olmayacak? 1'e eşit olmayacak. O zaman 0, 4 açık aralığın içerisinde kim olmayacak? Eleman olan 1. Tanım kümesine ne yazıyoruz o zaman? 0, 4 açık aralığı eksi 1 elemanı. Bu iki soruda bu durumları inceleyelim. 12. ve 13. soru. 12. soruda demiş ki arkadaşım fx fonksiyonu tanımlı yapan x'in alabileceği birbirinden farklı kaç doğal sayıydı? Birbirinden farklı doğal sayı değerlerinin toplamı. Peki, birinci durum bize ne diyordu arkadaşım? Taban olan x eksi 2. Sıfırdan büyük ve kaçtan farklı olacaktı? Birden farklı. X yani 2'den büyük, kaçtan farklı? 3'den farklı olacak. Bu logaritmanın tabanının şartıydı. İkinci durum,
Logaritma sanılan ifade x kare artı 5x artı 6. Bunun ne olması lazım? Sıfırdan büyük hocam. Çarpanlarını ayırdık. 6'ya 1 artı artı. Yani eksi x artı 6 çarpı x artı 1 sıfırdan büyük olacak. Köklerini bulduk. X 6 ve x eksi 1 oldu. İşaret tablosu oluşturduk. Köklerim dahil değil. Eksi 1 6. İşaret inceledim. Eksi ile artın çarpımı. Eksi artı eksi. Peki sıfırdan büyük olduğu bölge neresi? Burası. Yani diyeceğim ki eksi 1 ile 6 arasında. Ama hocam şunu ihmal ettiniz. Eksi 1'den 6'ya kadar diyeceğiz ama aynı zamanda tabanın şartı neydi? 2'den büyük olması. O zaman ikisinin kesişimini alacak olursak hangi aralığa gidecek? 2 ile 6 aralığına. Ama hocam bu aralık içerisinde 3 de olmamalı. O zaman işin içerisinden kimi çıkaracağız? 3'ü çıkaracağız. Peki bu aralıktaki doğal sayılar neler? 2 olmayacak tabii dahil değil. 3, 4 ve 5 vardı. Kim olmayacakmış işin içerisinde? 3 olmayacak. Farklı doğal sayı değerlerin toplamı demiş. 4 artı 5. Ne diyeceğiz arkadaşım? 9. Oldu mu? Peki. Bu bölümle ilgili son soruya bakalım arkadaşlar. Fonksiyonun bütün reel sayı değerleri için tanımlı olduğuna göre emin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bu her zaman tanımlıymış. Hocam tabana baktık. Tabanla ilgili bir sıkıntı yok. Sıfırdan büyük, birden farklı. O zaman logaritması alınan ifade x kare artı 4x artı m eksi 1'in ne olması gerekiyormuş? Sıfırdan büyük. Daima tanımlı olabilmesi için. Ne yapacağız hocam? M'i de bilmiyoruz. Peki sevgili canavarlar. İkinci dereceden bir fonksiyonda 3 durum söz konusuydu. Hatırlayalım. Delta sıfırdan büyükse birbirinden farklı iki reel köküm vardı. Köklerde de geçiş yaparken pozitif tanımlı ya da negatif tanımlı olduğu yerler olabiliyordu. Ama burada diyor ki bize her zaman sıfırdan büyük olacak. Delta sıfıra eşitken çift katlı iki köküm vardı. Artı iken artı, eksi iken eksi oluyordu. Başka sayının işaretine baktığında daima pozitif tanımlı oluyor. Ama delta sıfıra eşitken bunun sıfıra eşit olma durumu oluyor. Sıfır eşit olmayacak. Üçüncü durum delta sıfırdan küçükken reel köküm yoktu değil mi? Sanal köküm vardı. Sanal kökte işaret nasıl inceleniyordu? Başka sayının işaretine bakıyordum. Artıyken daima pozitif tanımlı oluyordu. O zaman bu tarz sorularda ne diyeceğiz? İkinci dereceden bir denklemin daima sıfırdan büyük ya da daima sıfırdan küçük olduğundan bahsediyorsa delta sıfırdan küçük olmalı diyeceğiz bu tarz sorularda. Neden hocam? Reel kök olmayacak, sanal kök olmalı. Sanal kökte de başka sayının işaretine bakıyorduk. Artı olduğu için daima pozitif tanımlı oluyor. Peki hocam delta eşittir sıfırı ne almıyoruz? O zaman tam kare oluyor. Bunu sağlayan bir kök var demektir. O bir tane kök içinde içerisi tanımsız olmuyor mu? Hani çünkü logaritma sanılan ifadenin sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Sıfıra eşit yapan bir tane kök bile var. Ama soruda demiş ki bütün reel sayı değerleri için sağlanıyormuş, tanımlı oluyormuş. O yüzden bunu alamıyoruz. Delta sıfırdan küçük olma şartını inceleyeceğiz. Delta neydi? Diskriminant. B kare eksi 4 AC'ydi. Bunun sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. B dediğimiz x'li terimin katsayısı 16 eksi 4 çarpı A dediğimiz x karenin katsayısı C dediğimiz sabit terim. Sıfırdan küçük olacak. Buradan arkadaşlar 16 eksi 4M artı 4 küçüktür 0. Eksi 4M'e eşitsizliğin diğer tarafına attığımda 20'den büyük olacak. M 5'ten büyük olacak. M'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir arkadaşım? 6'dır. İkinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar.